Antalya'dan hepinize iyi pazarlar diliyorum. Başkent Kulisi'ne hoş geldiniz. Başkent Kulisi sezonun ilk programını yapıyoruz. 10 yılı devirdik, 10 yılı geride bıraktık. 11. yıla girdik. Ümit ederim önümüzdeki yıllar boyunca da Başkent Kulisi'nde pazar sabahları yine huzurlarınızda olalım. Antalya'dayız. Neden Antalya'dayız? Bugün önemli bir açılış var burada. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'la birlikte Antalya'ya geldik. Hem bu açılışı konuşacağız hem de elbette turizm, kültür alanındaki gelişmeler ve gündem, Türkiye gündemi gerçekten önemli gelişmeler var son dönemde. Sayın Kurtulmuş'a bütün bu konularla ilgili sorularımızı yönelteceğiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Öncelikle tebrik ederim. Yani kolay değil 10 yıl bu programı sürdürmek. Sizi şahsen tebrik ederim. Kanal 7'yi tebrik ederim. İnşallah nice yıllar devam eder. Başarınızın artarak sürmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii yani sizin de kültür politikaları, turizm buralarla ilgili konulara değineceğiz, konuşacağız ama Ankara'dan dün akşam geldiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir tezkere vardı. Irak-Suriye tezkeresi olarak bunu biz isimlendiriyoruz. Kuzey Irak'taki gelişmeler malum. Biraz buradan sorularımı başlatmak istiyorum. Şimdi öncelikle MGK'dan çıkan karar, yapılan açıklamaları gördük. Bir kararlılık pozisyonu ortaya koydu Türkiye'ye. Ve şöyle bir cümle yani Kuzey Irak referandum kararı gayrimeşrudur. Israr edilmesi halinde vahim sonuçlar ortaya çıkar. Bu Milli Güvenlik Kurulu'ndan çıkan açıklamalardan bir tanesi. Bu ne demek, biz nasıl anlamalıyız? Yani bu pozisyonu, Türkiye'nin koyduğu bu pozisyon ne anlam ifade ediyor? Bir kere bu Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğü konusundaki hassasiyetini dile getiriyor bu Milli Güvenlik Kurulu'nun kararları. Doğrudan doğruya bu bölgede ortaya çıkabilecek olan fiziki herhangi bir değişimin, mevcut siyasi durumu, tabloyu değiştiren herhangi bir değişimin doğrudan doğruya Türkiye'nin ulusal güvenlik meselesi olduğunu ilan eden bir tutumdur. Milli Güvenlik Kurulu da bununla ilgili olarak, yani eğer referandum kararında ısrar edilirse bunun ekonomik, siyasi ve diğer alanlardaki yaptırımlarının neler olabileceği, hatta askeri yaptırımların neler olabileceği çok teferruatlı olarak konuşulmuştur. Bakanlar Kurulu da gündeme gelmiştir. Biz bölgede yeni bir istikrarsızlık unsuru olacak bu referandumun hayata geçirilmemesinin en doğru yol olduğunu düşünüyoruz. Eğer bu referandumla bir adım atılırsa Irak Anayasası bakımından, uluslararası hukuk bakımından bunun zaten meşru olmadığı aşikardır. Ama sonuç itibariyle hukuki olarak sonuç doğurmasa da siyasi olarak sonuç doğurabilecek olan bir referandumdur bu. Bundan vazgeçilmesi, yeni bir, bu kadar çok istikrarsızlık varken, bu kadar çok çatışma ortamı varken bundan vazgeçilmesinin en doğru yol olduğunu ve hatta bu referandumda ısrarın Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerimize hiçbir fayda sağlamayacağını ve bırakın onu, bu kararı veren siyasi kadro olarak Sayın Barzani ve ekibine de hiçbir şekilde fayda sağlamayacağını açıkça ortaya koyuyoruz. Türkiye olarak hassas olduğumuzu, burada ortaya çıkabilecek olan yeni bir durumun Türkiye'nin kabul etmeyeceği bir milli güvenlik zafiyeti oluşturabileceğini ilan ediyoruz. Bununla ilgili her türlü tedbiri alarak hazırlıklı bir şekilde sonucu beklediğimizi ortaya koyuyoruz. Bakanlar Kurulu'nda mutlaka görüşülmüştür. Tabii, uzun uzun konuşulduğu, tartışıldığı bütün meseleler. Yani uzun bir süreç yok önümüzde, yarın olacak ya da olmayacak. Oldu diyelim referandum, ki işaretleri o yönde ne yapılacak? Yani çok kolay bir şekilde vazgeçmeyecekleri görünüyor. Ama önce şunu söyleyeyim. Bu referandum %100 de kabul edilmiş olsa, ifade ettiğim gibi ne Irak Anayasası bakımından ne uluslararası hukuk bakımından meşru değildir. Tanımayacağız. İlk hamle o olacak. Hiç şüphesiz yani. Tanımayacağız. Zaten birçok uluslararası kuruluşta bu referandumun sonuçlarını tanımayacağını, bölge devletlerinin hemen hemen büyük bir kısmı bu referandumun sonuçlarını tanımayacağını ortaya koydu. Birleşmiş Milletler'den İslam İşbirliği Teşkilatı'na kadar çok birçok yerden bu referandumun siyasi bir hukuki sonucu olmayacağı, tanınmayacağı mesajları geldi. Tanıyacağını söyleyen sadece İsrail. Evet. Bu referandumun yapılmasından memnun olduğunu açıkça deklare eden sadece İsrail görünüyor. Bu yanlış bir yoldur. Hiçbir bunun hukuki sonucu olmayacaktır. Ama bu siyaseten bölgede yeni bir hareketlenmenin önünü açacak mı? Açacaktır. Ne gibi? Yani burada nihayetinde bir referandum, bağımsızlık yönündeki bir referandum.
bölge o Kuzey Irak'ta alınmış olan bir karardır. Halkların zihnine bu bağımsızlık fikri referandumla bir kere daha kazınmış olacak ve bunun ortaya çıkaracağı bir siyasi atmosfer oluşacak. Belki bunun bu karardan esinlenerek, bundan güç alarak bölgesel yönetim bir takım beklenmeyen adımlar atmaya kalkabilir. Bu çerçevede de Irak merkezi yönetimi, İran ve Türkiye'nin ortak bir çalışma içerisinde olduğunu bütün dünya görüyor, biliyor. Bu müşterek fikirlerimizin gelişmesi konusunda temaslarımızı sürdürüyoruz. Dikkatle, titizlikle bu süreci takip ediyoruz. İnşallah bizim öngördüğümüz ya da olması muhtemel diye gördüğümüz sonuçlar olmaz. Bu referandum daha hala geç değil. Evet, bir gün var ama bu süre içerisinde bundan da vazgeçebilir. Bunun bugün belli olur herhalde olacak. Tabii olacak. Hem Barzani'nin siyasi geleceği bakımından hem de Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerimizin geleceği bakımından en doğru kararın bu olacağını düşünüyorum. Türkiye'nin Sayın Bakan temel endişesi nedir? Yani şimdi Irak'ın toprak bütünlüğü bilmiyorum nereye kadar oturuyor. Toprak bütünlüğü diye bir şey mi kaldı Irak'ın? Şundan mı endişe ediliyor? Yani bu bir model olur. İşte bir taraftan PKK içinde Suriye'nin kuzeyinde bir oluşum yürütülüyor. Yürütülmek isteniyor. Şimdi orada bir bağımsızlık referandumu yapılacak. Bağımsızlığa doğru gidecek. Bu bir model olur. Bu bizim kendi topraklarımızı da etkiler endişesi, korkusu. Bu yani temel gerekçe nedir burada? Şimdi Türkiye büyük resmi görüyor. Bizim temel endişemiz o. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra o günkü yeni dünyanın kazananları, savaşın kazananları, yeni dünyanın hakimleri bu coğrafyayı tabiri caizse böyle lime lime ettiler. Osmanlı Cihan Devleti'nden 40'a yakın yeni devlet çıktı. Arkasından İkinci Dünya Savaşı yeni bir paylaşım savaşı olarak ortaya çıktı. Bu coğrafya İkinci Dünya Savaşı'nın merkezi bu coğrafya olmamasına rağmen İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra acıların daha fazla arttığı yerde burası oldu. Yani Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi oldu. Ve hele hele 1990'da Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra ve Amerika'nın Irak'ı işgaliyle birlikte başlayan süreçte bambaşka bir Orta Doğu ve bambaşka bir Kuzey Afrika ile karşı karşıyayız. Şimdi büyük resim şu. Aslında Kuzey Irak'taki bu bağımsızlık referandumu diyelim ki 1000 parçası olan puzzle'ın sadece küçük bir parçası. Büyük resim puzzle'ı birleştirdiğiniz zaman ortaya çıkan tablo şu. Bir asırdır devam eden bölgenin daha fazla bölünmesi, daha fazla parçalanması, etnik kökende parçalanması, mezhep bakımından parçalanması, efendim bir takım kültürel farklılıklar üzerinden parçalanması senaryosu. Yani birinci Sykes-Picot dediğimiz böl, parçala, yönet stratejisinin ikinci adımı, ikinci Sykes-Picot 1990'ların başından itibaren ortaya konulmuş vaziyette. Ve şöyle bir baktığımız zaman, ta 20. yüzyılın başlarına dönmeye gerek yok. Hemen 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki sürece baktığınız zaman bölgede bu artan çatışmaların, kavgaların, iç savaşların, efendim bu siyasi türbülansların hiçbir bölge halkına faydası olmadı. Şöyle bir bakın, yıllarca süren Lübnan iç savaşının hangi Lübnan vatandaşına faydası vardır? Sadece Hristiyanlar, solcu Müslümanlar diye Türkiye'de de o zaman konuşulurdu. Lübnan'ın belki 50 yılı çalındı. Uzun yıllar süren İran-Irak savaşının İran'a ya da Irak'a en ufak bir faydası var mı? Evet. 6. yılını doldurduğumuz, geçirdiğimiz Suriye iç savaşının hiçbir Suriye vatandaşına faydası var mı? Bu tür sonuçlar üretmesinden mi endişe ediyorsunuz? Tabii ki. Yani böyle bu senaryo devam ediyor. Yani Irak, şehirler paramparça hale geldi. İşte daha birkaç sene öncesine kadar huzur içerisinde yaşayan Kerkük'ün halkı, Musul'un halkı, diğer şehirlerin halkı, Rakka'nın halkı şimdi bir kan denizinin içerisinde yaşıyor. Yemen bölündü, Libya, diğerleri. Şimdi buna baktığımız zaman herkesin aklını başına alması lazım. Sayın Barzani ve ekibinin de aklına başına alması lazım. Bölgedeki bu senaryonun ne Türkiye faydası var, ne Kürt'e faydası var, ne Arap'a faydası var, ne Farisi'ye faydası var. Ne Müslüman'a faydası var, ne Hristiyan'a faydası var. Bu bölgedeki uygulanan böl parçalı yönet stratejisine bir yerde dur demek lazım. Onun yolu nedir? Zaten parçalanmış olan bu coğrafyayı önce ilk adımda hiç olmazsa şimdiki haliyle koruyabilmek. Toprak bütünlüğünde onun için ısrarla üzerinde duruyoruz. Yani o eski güzel bütünleşik birleşik durumuna getirmek belki 10 yıllar alacak. Ama sonuç itibariyle önce şu mevcut tabloyu daha kötüye gitmekten kurtarmak.
Yani şehir şehir, kasaba kasaba bölünen bir Orta Doğu'dan süratle sıyrılmak lazım. Bunun yolu nereden geçiyor? Şimdi efendim Kerkük. Ya Kerkük asırlardır Türk kenti, Türkmen kenti, Arap kenti, Kürt kenti. Kerkük Kürt olsun dersen olmaz. Ya da Kerkük sadece Arap kenti olsun desen olmaz. Burada bu insanlar yaşayacak. Olmazsa iyi koruma. Kıyamete kadar yaşayacak. Yaşatmazsanız etnik temizlik yaparsınız. Etnik temizlik tarih boyunca çok yapıldı. Daha burnumuzun dibinde 90'lı yılların başında Bosna'da yapılan etnik temizlik. Allah aşkına Sırplara ne faydası oldu? Boşnaklara zaten büyük bir zulüm oldu. Dolayısıyla herkesin aklını başına toplaması lazım. Bizim bu bölge halkları olarak kurtuluşumuz ortak menfaatlerimizi çoğaltmak, zaten var olan bu menfaatleri çoğaltmak, ayrılıkları azaltmak ve yeni bir takım kaosların, krizlerin kapısını açmamaktır. Barzani tam da burada, kendi bölgesinde yeni krizlerin, kaosların kapısını açıyor. Yapmayın, bunun Kürtlere bir faydası yok. Erbil halkına, Süleymaniye halkına, o bölgede yaşayan Kürt kardeşlerimize bir faydası yok. Araplara, Türkmenlere faydası yok. Bu kimin ekmeğine yağ sürüyor? Bakın bütün bu saydığımız iç savaşlar, çatışmalardan ellerini böyle ovuşturarak, kenardan kıs kıs gülerek seyreden İsrail'dir. Bir şey merak ediyorum ben. İsrail'e de geleceğim. Barzani hiç sordu mu? Yani buraya geldi gitti. En son Şubat'ta geldi mesela. Bu yılın Şubat ayında gelmişti. Ben bir bağımsızlık referandumu yapmak istiyorum. Ne diyorsunuz diye Türkiye'ye, Ankara'ya sordu mu? Bu süreçlerde Barzani ile defaatle konuşuldu. Türkiye'nin bu böyle bir fikir ortaya çıktığı, anlaşıldığı andan itibaren Türkiye çok net ve çok sert bir şekilde tavrını, pozisyonunu ortaya koydu. Bugün söylediklerimizi, yani yapmayın, bunun size de faydası yok, aramızdaki ilişkileri de zedeler, bu kendisine iletildi. Maalesef anlamsız bir ısrar içerisindeler. Öyle anlaşılıyor ki birileri sırtını sıvazlıyor, hadi aslanım diyerek Barzani'ye bu referandumun kapısını açıyor ama Allah korusun ileride ortaya çıkabilecek olan bir türbülansta da böyle Barzani'yi de Orta Doğu'da ve diğer bölgelerde çok sık yaptıkları gibi kullanılmış bir mendil gibi kaldırıp çöp tenekesine atarlar. Yani Türkiye'ye sormadı o zaman. Hayır. Hayır. Hiç, Türkiye, yani ben böyle bir Türkiye'yle şey düşünüyorum. Türkiye'yle istişare halinde bu süreç gelişmemiştir. O halde kimdir? Yani kendi başına mı bir referandum kararı aldı yoksa birileri sufle mi verdi? Şimdi benim şahsi İsrail olarak, dediniz biraz önce mesela. Acaba... Yani açıkça böyle bir destek veriliyor. Belli ülkelerden belli ki bazı siyaset çevrelerinden destek veriliyor. Benim gördüğüm şu, bunu da çok net söylemek isterim. Yani bölgede yeni bir devletin oluşumu konusunda bazı batılı ülkelerinde ittifak içerisinde ya da bir görüş birliği içerisinde olduğunu bölgedeki diğer siyasi unsurlar da anlıyor. Görüntüde karşı çıkıyor ama evet, Amerika. Yani şu anda buraya karşı çıkıyor ama diyelim ki öteki taraftan PYD'ye de çok ciddi şekilde silah yardımı. Buraya yapıyor. Da görüntüde mi karşı çıkıyor? Burada buraya el altından karşı destek çıkıyor. Verip. Şimdi Barzani'nin referandum kararı şu. Şimdi anlaşılan şudur ki bu bölgede kurulacak olan yeni bir devletin merkezi neresi olacak ve ne zaman kurulacak? Yani esas üzerinde belki tartışılan konu, belki ittifak edilemeyen konu burası. Yani Barzani, devlet dediğiniz bir büyük Kürt Kürdistan bölgesinde, devleti. o bölgede bir oluşumdan bahsediyorum. Evet. Barzani bayrak sallıyor, merkez benim diyor. Referandumu böyle görmek lazım. Şimdi üç bölge olabilir. Barzani bölgesi olabilir. Talebani bölgesi olabilir ve şu anda PYD'nin kontrolünde olan bölge olabilir. Barzani de onun için diyor ki merkez burası, bir bayrak sallıyor, birincisi bu. Ve bu anlamda birileriyle belki pazarlık masasında pazarlık gücünü artırmak istiyor. Ben referandumu böyle okuyorum. Ama bu yanlış bir yol. Yani bu coğrafyada bir yeni bir devletin oluşumuna bölge ülkelerinin rıza göstermeyeceği aşikar. Çatışmayı körükleyecek. Tabii ki. Yani buna başta Irak'ın iç meselesi. Irak kendi anayasası çerçevesinde buna müsaade etmeyecektir. İran böyle bir oluşumdan rahatsızlık duyacağını açıkça ortaya koyuyor. Türkiye zaten dünkü meclisteki kararla birlikte de bunu çok net bir şekilde ortaya koymuş oldu. Bir şey daha merak ediyorum. Bütün bunlar Mesut Barzani, Barzani yönetimiyle Türkiye'nin arasını bozmak için hazırlanmış bir senaryonun parçası olarak düşünülemez mi? O da olabilir ama yani ben bütün Orta Doğu'daki günlük siyasi gelişmeleri açıkçası bu büyük resme bakarak yorumluyorum. Orta Doğu'da hiçbir söz boşuna söylenmez. Hiçbir adım boşuna atılmaz. Her adımın birilerinin hesaplarıyla, birilerinin kitaplarıyla, bir takım ittifaklarla, bir takım işte görüşmelerle falan atıldığını bilmemek
Mümkün değil. Bunu bilmiyorsanız zaten siyaset yapmayın. Dolayısıyla bu referandum kararının arkasında da çok sayıda müzakerenin olma ihtimali kuvvetlidir. Kendi başına almadı diyorsunuz. Öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Ama üzüldüğümüz taraf şu. Barzani yönetiminin en zor zamanlarında Türkiye yanında oldu. Evet. Yani merkezi hükümetle zorluklarını aşmak için arabuluculuk yaptı. Oradaki petrolün dünya piyasalarına çıkarılması için aynı şekilde arabuluculuk yaptı. Hatta dahasını söyleyeyim. Yani bizim kültürümüzde başa yapılan bir iyiliği kalkmak yoktur ama maaşlarını ödeyemediği zaman memurların maaşını Türkiye ödedi. Şimdi bunun için borç verdi. Hala şu anda çok önemli miktarda alacağımız Kuzey Irak yönetiminden var. Biz bunu ne iyi yaptık diye söylemiyorum. Biz dostlarımıza, kardeşlerimize, komşularımıza karşı her zaman iyilik elini uzatmış olan bir ülkeyiz. Tarih boyunca böyledir. Bu dönemde de böyledir. AK Parti yönetimleri döneminde de böyledir. Yani biz Suriye'nin, Irak'ın halkı, bizim için asıl olan Irak'ın, Suriye'nin halkıdır. Biz yönetimler gelir geçer, isimler gelir geçer ama bu halkların daha fazla acı yaşamaması lazım. Onun için Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerimizin uzun yıllar boyunca Saddam yönetimi sırasında adam yerine konulmayan bu büyük kitlenin kendi kültürel kimlikleri içerisinde, kendi geleceklerini oluşturabilmek bakımından Kuzey Irak'ı da Irak'ın bir parçası olarak kabul ederek bütünlüğün içerisinde, Irak'ın bütünlüğü içerisinde adım atılabilmesi için biz her türlü desteği verdik. Peki efendim, şöyle bir soru da var. Yani birileri eğer Türkiye ile arasını bozmak, arasını açmak için bu senaryoyu devreye soktuysa, bunu yabana atmıyorsunuz anladığım kadarıyla bu fikri. Bu durumda biz kendimiz bu tuzağa düşmüş olmuyor muyuz biraz? Yani kullanılan üslup, verilen tepki, sizin şu ana kadar kullandığınız cümleleri ayrı tutuyorum. Ama genel atmosfere bakıldığı zaman yani neredeyse Barzani eşittir PKK, böyle bir noktaya getiren bir milliyetçi bir söylemde buna da şahit oluyoruz. O zaman kendi elimizde bu tuzağa düşmüş olmuyor muyuz? Şimdi burada tabii herkesin kullandığı dile dikkat etmesi lazım. Bakın çok hassas bir süreçten geçiyoruz ve bölgede 4 ülkede çok geniş bir şekilde yayılmış Kürt kardeşlerimiz var. Aslında baktığınız zaman en fazla Kürt nüfusun yaşadığı ülke Türkiye'dir. Bu açıdan da baktığınız zaman en önemli bunlar Kürt tabii çok etkiliyor. En önemli Kürt nüfusu burada ve diğer İran, Suriye ve Irak Kürtlerinin gözünün içine baktığı ülkede Türkiye'dir. Türkiye olarak bizim bunu sağlamamız, bunu sürdürmemiz lazım. Artarak sürdürmemiz lazım. Türkiye bölgedeki bütün Kürtlerin de gerçekten dostu, kardeşi, akrabası, onlar bizim akrabalarımız ve bu anlamda bizim oradaki halklarla en ufak bir problemimiz yok. Bizim problem PYD ile olan problemimiz Suriye'nin kuzeyinde niye Kürtler yaşıyor değildir. Suriye'nin kuzeyinde Kürtler asırlardır yaşıyor ve kıyamete kadar yaşayacak. Ama kalkar siz bir terör örgütü eliyle orada etnik temizlik yaparsanız biz buna karşı çıkarız. Aynı şekilde Kuzey Irak'ta Kürtlerin varlığından asla rahatsız değiliz. Çünkü o Kürtlerin, Kuzey Irak'taki Kürtlerin Türkiye Kürtleriyle de irtibatı var. Bunlar bizim dostlarımız, akrabalarımız, komşularımız. Bu insanların orada yeni bir siyasal maceranın içerisine girerek bölgede siyasi krizleri, kaosları tetiklemesine karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. Dolayısıyla bu mesele asla Kürt-Türk meselesi değildir. Altını çizerek ifade ediyorum. Evet. Kuzey Irak'taki referandum meselesi bir Kürt meselesi değildir. Bunu kimsenin bu noktaya getirmemesi lazım. Biz Hafız Esad zamanını, Beşar Esad zamanını hatırlayın. O dönemlerde Suriye'de pasaportu dahi olmayan, kimliği dahi olmayan Kürt kardeşlerimizin bütün haklarının korunması için uluslararası platformlarda Suriye rejimine tavsiyelerde bulunmuş olan bir ülkeyiz. Dolayısıyla bizim asla birilerinin bunu bir o noktaya çekmemesi lazım. Yani bu bir Türk-Kürt kavgası meselesi falan değil. Bu bölgenin yeni bir istikrarsızlığın içerisine girmesini önleme kaygısıdır, gayretidir. Ve Türkiye bu anlamda da asla öyle bir maceracı tavır içerisinde olmaz. Bir büyük devlet olarak da kendi ulusal güvenliğine tehdit oluşturacak gelişmeleri yakinen titizlikle takip eder ve bunun da gereğini yapar. Bu referandum diyelim yapıldı, geçti. Ne olacak devamındaki hamlesi Türkiye'nin? Yani bir kere ondan sonra Milli Güvenlik Kurulu'nda da Bakanlar Kurulu'nda da gündeme gelen önce tabii diplomatik çabalar, ekonomik çabalar, siyasi çabalar ve planlarımız var. Bunlar hepsi tek tek masaya yatırılmıştır ve buradan bu adımdan atılacağının bir kere daha bilinmesini arzu ederiz.
O şimdi, kart açılmadı yalnız. Mesela ekonomik yaptırımlar olacak, habur kapatılacak, uçuşlar iptal edilecek gibi beklentiler vardı. Bunların hiçbirine girilmedi. Şimdi bunları şu aşamada konuşmanın doğru olmadığı kanaatindeyim. Yapılacak mı peki? Gerekirse yani bakın gerekirse yapılır. Yani bunda bir tereddüt yok ama henüz uygulamadığınız bir tedbiri ilan etmenin anlamı yoktur. Öncelikle tabii bu referandum eğer geçerse, bu referandumun hukuksuz olduğu, Irak Anayasası ve uluslararası hukuk bakımından hukuki tabiriyle butlanla mağlul olduğunu bir kere bütün dünyaya anlatacağız, anlatmaya devam edeceğiz. Zaten dünyada da bu referandumun büyük bir destek bulmayacağı şimdiden görünüyor. Ondan sonra da bu süreçten bir de tabii Barzani yönetiminin tarzını izleyeceğiz. Şunu yapabilirler, bu referandumu yapıp ondan sonra bir şekilde bunun hiçbir şekilde gereğini yapmayabilirler. Ama altında. Burada esas Barzani yönetiminin de istediği hem bölgede dediğim gibi bayrak göstermek, merkez burasıdır. Hem de bölge halkının zihnine bir bağımsızlık fikrini bir şekilde sokmuş olacaklar. Biraz da şey mi acaba hani bozulmasın bu ilişkiler, özen gösterelim tutumu, hemen de böyle masayı devirmeyelim. Hani Ankara'nın, hükümetin politikasını anlamak için soruyorum. O yüzden mi böyle biraz ihtiyat payı bırakılıyor? Yani tabii ki yani bir potansiyel itibariyle büyük bir kriz mi kriz? Şu anda çıkmamış ama büyük bir kriz potansiyeli taşıyor mu? Evet taşıyor. Türkiye'ye karşı büyük bir risk mi? Risk. Hatta tehdit mi? Tehdit. Bunlara seyirci kalacak değiliz. Ama sonuçta da şimdi sonradan atacağımız adımları da şimdiden söylemenin bir anlamı yok. Peki efendim, PKK da karşı çıkıyor mesela bu işe. Hani bir an için şöyle desek, Türkiye'nin terörle mücadelesini PKK ile yürütüyor Türkiye. Buna karşı bugüne kadar yakın işbirliği yapmış, müttefik ilişkileri geliştirmiş bir Barzani yönetimi. Kendine yakın, kendi arka bahçen olabilecek bir devlet olsa ne olur diye görüş serdedenler de var. Buradan bakarsak ne olur? Yani iyi bir komşu, Türkiye'ye hasmane tutum beslemeyen, ilişkileri geliştiren, Türkiye'yi bir ağabey olarak gören bir Kuzey Irak bağımsız olsa ne olur? Federal olsa ne olur? Şimdi yani Irak merkezi hükümetine bağlı, demin başta onu anlatmaya çalıştım. Yani tablonun değişmemesi, en azından mevcut şu dağınık tablonun dahi daha kötüye gitmeden korunması önceliğimiz olmalıdır. Onun için de bölgede farklı devlet çıkar, 50 tane daha devlet çıkarırsınız. Hadi Orta Doğu'da fazla konuşmayalım. Büyük fotoğraf. Büyük fotoğrafı. Şimdi Yugoslavya dağıldı. Dağılan Yugoslavya'nın parçalarından hangisi çok iyi noktadadır, durumdadır? Kafkaslar dağıldı. Hangisi daha iyi bir durumdadır? Orta Doğu paramparça oldu. Hangisi daha iyi bir durumdadır? Abi artık Irak'ın toprak bütünlüğü olur mu bu saatten sonra? Yani olmak, en azından mevcut anayasası çerçevesinde bunu sağlamak lazım. Biz şöyle düşünüyoruz. Bakın bu bölge hala bir işgal mantığı içerisinde görünüyor. Hayır öyle değil. Bir an evvel bundan kurtulmak lazım. Türk'ün, Kürd'ün, Arap'ın, Acem'in, hepsinin, Farisi'nin, hepsinin hedefi ortak bir gelecek kurmak olmalıdır. Ama bize diyorlar ki birinizin varlığı diğerinizin yokluğuyla kaimdir diyorlar. Eğer öteki yok olursa sen iyi olursun zihninden kurtulmazsak, evet Orta Doğu bundan sonra daha fazla bölünür. Bu önemlidir. Bu biz Orta Doğu halklarının, Orta Doğu yöneticilerinin mutlaka bu anlamda zihinsel bir devrim gerçekleştirmesi gerekiyor. Onun da yolu çok basit, çok kolay. Orta Doğu'da Suriye niye bu hale geldi? Sorunun cevabını verdiğiniz an, işte Libya'sı, bilmem Mısır'ı niye bu hale geldi? Geniş kitleler siyasi olarak temsil edilemiyor. İktisadi olarak ülkenin gelirlerinden, kazançlarından pay sahibi olamıyor. Dünyanın en zengin ülkelerinden birisi olması gereken Irak, petrol gelirleri dolayısıyla dünyanın en büyük yoksulluklarına sahip olan ülkelerinden birisi. Böyle olduğu sürece siz bu insanları bir arada tutamazsınız. Bir de üstüne üstlük emperyal güçler diyor ki sen Şiisin, sen Sünnisin, sen Kürtsün, sen Arapsın, sen Türkmensin. Bizim bunu yıkmamız lazım. Biz bütün kesimlerin işin içerisinde olduğu iyi geliştirilmiş demokratik süreçleri ve bütün kültürel farklılıkları bir arada tutabilecek bir zihinsel devrimi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ekonomik sistemde bütün halk katmanlarına açılmalıdır. Bunları yapamadığımız sürece hani diyor ya sana sevdanın yolları bize kurşunlar, Orta Doğu halklarına kurşunlar, bu, petrol gelirlerini elde eden güçlere de zenginlikler düşüyor. Bu şeyi anladık. Yani
temel çıkış noktası bu Orta Doğu'da zaten yaşanan kırılma, çözülme, çatışma potansiyelini tetikleme endişesi. Temel Tabii. çıkış noktası orası. Bir 50 yıllık enerji anlaşmaları yapılmıştı. Petrol, doğalgaz, hatta bir kısmın oradaki petrolün Türkiye'ye gittiği ortak oldu. Bunlar ne olacak? Bu anlaşmalar iptal mi edilecek? Şimdi bunlara bakacağız bu referandum sonuçlarına göre. Bunlar Türkiye'nin lehine olan anlaşmalar yani değil mi? Yani biz ama yani buradaki eğer sonuç bizim nihayetinde ulusal güvenliğimizle ilgili bir sonuç ortaya çıkarsa bu konularda da gerekli adımlar atılır. Bu bağlamda son soru efendim. Bu eski Kürt fobisi refleksi Türkiye'nin dış politikasına geri mi dönüyor? Hayır, dönmüyor. Yani bizim tekrar söylüyorum, bölgenin en büyük Kürt devleti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Kürtlerin hakları itibariyle, demokratik siyasi hakları itibariyle en rahat, en gelişkin şekilde yaşadığı yer burasıdır. Ve bölge Kürtlerinin tamamı içinde Türkiye bir gerçekten gözünün içine bakılacak bir ülke. Bunu daha da ileriye götürmemiz lazım. Var olan sıkıntılarımızı, sorunlarımızı çözebilmemiz lazım. Bunun için de hem Türkiye Kürtleriyle hem bölge Kürtleriyle aramıza giren fitne unsurlarını, yani terör gruplarını bertaraf etmemiz lazım. Bakın görüyorsunuz, terör grupları PKK vesaire bertaraf edildiği süre içerisinde bizim bölge halklarıyla özellikle Türkiye'nin içerisindeki Kürt kardeşlerimizle ilişkilerimizin daha fazla düzeldiğini görüyoruz. Aynı şekilde DAEŞ benzeri unsurların ortadan kaldırılması, bunların bir şekilde yok edilmesiyle birlikte bu sefer de bölgedeki diğer Arap unsurlarla olan dostluğumuzun, kardeşliğimizin artırılması mümkündür. Asla bir Kürt fobisi içerisinde olamayız. Bu yanlış bir tavır olur. Biz dillerin ve renklerin, milliyetlerin, ırkların, Cenab-ı Allah'ın bize lütfu olduğu, insanlık ailesine en büyük zenginlik katan lütfu olduğu, yaratılış kanunu olduğunu biliyoruz. Bizim için Türk'ün, Kürd'ün, Arap'ın, efendim Farisi'nin, şunun bunun hiçbir fark. Biz herkesi Hazreti İnsan, bu ülkenin vatandaşlarının her birisinde eşit ve özgür yurttaşlarımız olarak görürüz. Kim bunu aksine bir şey söylerse yanlış bir şey söylemiş olur. Bu bugünün siyaseti için gerekli olan bir şey değil. Evet. Bu tarihten getirdiğimiz birikimin de bize vermiş olduğu bir ödevdir. Asırlar boyunca bu geniş coğrafyada biz işte meşhur Pax Ottomana, 6 asır Balkanlar'da Müslümanı, Sünnisiyle, Bektaşisiyle, işte Hristiyanı, Ortodoksuyla, Katoliğiyle vesaire bütün farklı kavimleri bir arada yaşatmadık mı? Evet. Hiç kimsenin bir tek din savaşı, mezhep savaşı olmadı. Aynı şekilde 4 asırı aşkın bir süre Filistin topraklarında bir tek kişinin burnu kanamadan orayı yönetmeyi başarabildik. 72 kavim orada. Bütün semavi dinlerin mensupları orada. Farklı kültürler orada. Biz dilleri, dinleri ve insanların etnik yapılarını zenginlik olarak gördük. Zenginlik olarak görmeye devam İçeride ediyoruz. İçeride Milliyetçi Hareket Partisi ile yürüyen bir ittifak var. Bu Kürt oylarını AK Parti'den uzaklaştırma potansiyeli taşıyor mu? Hayır, taşımıyor. Şundan dolayı işte biz bunu söylüyoruz. Yani Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti nihayetinde iki farklı partidir. İttifakın somut olarak geliştiği alan terörle mücadeledeki ortak bakış alanıdır. İkincisi ise 16 Nisan referandumunda Cumhurbaşkanlığı sistemine verilen destektir. Dolayısıyla iki farklı siyasi farklı parti, gündemleri farklı, bazı konulardaki bakış açıları farklı. Ama son zamanlarda bu iki somut alan olmak üzere bazı alanlarda da müşterekliklerimiz, çok kuvvetli müşterekliklerimiz ortaya çıkmış ve ciddi bir işbirliği gelişmiştir. Bunu AK Parti MHP'lileşiyor ya da MHP AK Partilileşiyor diye algılamanın doğru olmadığı kanaatindeyim. AK Parti başka bir şey. 4 tane temel özelliği olan bir siyasi parti. Bunlardan bir tanesi milli yerli olması, reformcu bir parti olması, özgürlükçü ve demokrat bir parti olması ve kapsayıcı bir parti olması. Yani bu memleketteki Türk'ü de, Kürt'ü de, Alevi'yi de, Sünni'yi de kim varsa herkesi bu ortak hedeflerde buluşturmayı başarmış olan bir parti olması. Dolayısıyla bu özelliklerimizi koruduğumuz, hatta geliştirdiğimiz oranda AK Parti Türkiye'nin bütün toplum kesimlerine ulaşabilecektir. Peki efendim. Biz bir tek sinekleri hesap etmemişiz bu arada. Evet. Yayın planlaması yaparken. Şimdi biraz artık şeye gelelim uygun görürseniz. Tabii. Kendi bakanlık uhdenizdeki konulara gelmek istiyorum. Bir defa Antalya'dan bu yayını yapıyoruz. Niye Antalya'dayız? Buradan başlayalım. Birazdan Herakles Lahidi'nin açılışını yapacaksınız. Evet. Biz de takip edeceğiz, izleyeceğiz.
Bu nasıl geldi? Kısa bir hikayesini anlatır mısınız? Herakles Lahidi nedir? Şimdi Herakles Lahidi 1960'lı yıllarda Perge'deki alandan maalesef bir şekilde kaçırılmış, yurt dışına gitmiş, götürülmüş olan Türkiye'ye ait, bu topraklara ait bir tarihi eserimiz. Şu ana kadar bizim tespit edebildiğimiz 57 farklı parça, 15 ülkede bunun takibini yapıyoruz. Hafiye gibi peşinde koşuyoruz. Ve inşallah onları da getireceğiz. İsimlerini vermeyeyim ama dünyanın çok meşhur o müzelerinde sergileden, Türkiye'den çalınmış kültürel varlıklarımızın olduğunu milletimizin bilmesini isterim. Hepsi çalıntı değil mi onların? Yani şey, hepsi öyle de yani ben ben British Museum'u gezdim mesela, hepsi şey yani buralardan gitmiş. Buralardan gitme şeyler maalesef öyle. Şimdi mesela savaştan mavaştan bahsediyoruz. İnsanın yüreği sızlıyor. Çok sayıda insan öldü. Şu şehirler yıkıldı ama o canım Halep'in, Şam'ın, o Suriye'nin güzelliklerinin, el yazması eserlerin, tarihi eserlerin birkaç sene sonra Batı'da hangi müzede sergileneceğini göreceğiz. Dolayısıyla da savaşın kimlerle bağlantılı olduğunu bir kere daha ortaya çıkmış olacak. Şimdi Türkiye'nin Herakles Lahidi 1960'larda götürülmüş. İsviçre'de 2011 yılında bunun izine rastlandı ve ondan bu yana takip ediliyor. Mahkeme kanıtları, işte bunun Türkiye'ye buradaki kazı bölgesine ait bir yapı olduğu, tescil edilmiş olduğu, mahkeme tarafından kararlaştırılmış olduğu. Bu süreçlerde destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. İsviçreli yetkililer de mahkeme sonuçlarına uyma konusunda bir tereddüt göstermiyor. Mahkeme İsviçre Mahkemesi. Evet, yani orada da bunlar ortaya konuldu. 13 Eylül günü çok titiz bir çalışmayla Türk Hava Yolları'nın sponsorluğunda buraya getirildi. Ait olduğu yere konuldu. Bugün de açılışını yapacağız. Maalesef bu süre içerisinde yapamadık. Bugün de açılışını yapıp halkı ziyaretle. Burada. Antalya, evet. Arkeoloji Müzesi. Dört bir evet. Tarafımız zaten. Evet. Arkeoloji eserleriyle dolu. Onların arasında yerini alacak. Yerini alacak. Evet. Diğer eserlerimizi de takip ediyoruz. İnşallah onları da en kısa zamanda getirmek mümkün olur. Tabii Türkiye UNESCO'nun, Birleşmiş Milletler UNESCO'nun bu kültürel varlıkların kaçakçılığını önlenmesi komitesinde bu sene raportörlük görevini aldı. Çok titizlikle bu komisyonu çalışmalarını takip ediyoruz. Orada öncülük yapıyoruz. Bizim gibi kültürel varlıkları çalınan milletlerin de tabiri caizse tırnak içinde söylüyorum iktisaden gelişmiş ülkelere karşı savunmasını yapıyoruz. Onların da sesi soluğu oluyoruz. Yani dediğiniz isimlerini vermediğimiz o müzelere bunları çalıp götüren ülkelere karşı da hayır bu tarihi eserler bu ülkelerindir. Bu buralara ait olan güzelliklerdir, zenginliklerdir. Bırakın her zenginlik kendi yerinde kalsın. Kendi asli vatanında, toprağında daha rahat bir şekilde sergilensin. Bir çalındı diyoruz ama sanki zamanında birileri buna aracı da olmuş yani bu coğrafyadan götürülürken parayla satılması vesaire. Biraz da bu müze tarih kültürünün de arkadan geldiğimiz için mi böyle oluyor acaba? Yani tabii bunların nihayetinde bunlar imkan meselesi. O kadar çok tarihi eserler, o kadar çok tarihi kalıntılar var ki biz bunları maalesef bütçesizlik dolayısıyla, parasızlık dolayısıyla karınca hızıyla ancak gün yüzüne çıkarabiliyoruz. İşte bir tanesi bu akşam Burdur, Kibira'da bu bölgenin o eski medeniyetlerin en önemli şehirlerinden birisi, başkentlerinden birisi. Fay hattı üzerinde olduğu için yıkılmış. Onun ortaya çıkan akşamda göreceğiz. Muhteşem bir amfiteyatrosu var, hipodromu var, çarşısı var vesaire. Ama bunlar ben de yakinen biliyorum. Yıllardır böyle karınca hızıyla devam eden bir takım çalışmalar. Dolayısıyla bu doğru. Evet, müzecilik, arkeoloji alanındaki çalışmalar nihayetinde çok büyük bir efor gerektiriyor. Niyet gerektiriyor ve tabii ki bunu gerçekleştirecek bütçeler gerektiriyor. Belki bununla ilgili önümüzdeki dönemde özel sektörle işbirliği içerisinde yeni finansörlükler, yeni sponsorluklar oluşturarak çalışmalarımızı artırmamız gerekiyor. Hala herhalde Türkiye'nin gün yüzüne çıkarılan tarihi zenginlikleri olan zenginliklerin %10'u dahi değildir. Öyle mi? Böyle büyük bir zenginliğe sahibiz. Bunları gayretle ortaya çıkarmayı çabalayacağız. Peki. Şimdi turizm konusu önemli. Turizmde 2016 kayıp bir yıl oldu. Yani 8 milyar ekonomik açıdan 8 milyar dolar bir kayıp oldu. Bu da büyümeyi bir puan düşürdü. Değil tabii mi efendim? Tabii.
Şimdi ne durumdayız? Yani 2016'yı biraz telafi edebiliyor mu Türkiye? Şimdi 2014 zirveydi, 2015 indi, 2016'da tam manasında çakıldık. Çakıldı. 2016'dan sonra şimdi çıkıyoruz çok şükür. Şu müjdeyi verebilirim. Şu an itibariyle 17 milyonu aşkın, 17 milyon 600 bin civarında bir turist Türkiye'ye girdi. Bu normal önceki yıllarla kıyaslarsak yıl sonu itibariyle 30 milyonu, 31 milyonu aşacak olan bir turizm potansiyeline ulaşacağımız geçen görülüyor. Geçen yıl kaçtı acaba? Geçen yıl tam rakamını söyleyeyim size 25.3 milyon kişiydi. Şeyde ise 2014'te ise 36.8 milyon kişiydi. Yani 36'dan 25'e düştük. Ciddi bir düşüştü. 2015'te de 36 civarındaydı. Dolayısıyla şu anda 17 milyonu aşkın vaziyette. Yıl sonu itibariyle 30'u belki 31'i bulacağız. Şimdi Antalya'ya bakıyoruz. Dün Vali Bey dünkü rakamları bu sabah verdi. Sırf dün itibariyle Antalya havaalanından giren yabancı turist sayısı 60 bin kişi yaklaşık. Ve Antalya'da şimdiye kadar 8.7 milyon bu sene içerisinde turist gelmiş. Bu da şu demektir, yıl sonunda Antalya 10 milyonu bulacak. Turizmde ciddi bir şekilde toparlanmaya başladık. Tabii önümüze bakanlığı devraldıktan sonra iki tane somut stratejik hedef koyduk. Bunlardan bir tanesi yeni kapıları çalmamız lazım. Bunlardan işte Çin, Japonya, Hindistan, Güney Kore. Bu dört ülke nüfus itibariyle çok kalabalık. Her dört ülkede de çok ciddi bir orta sınıf var. Mesela Çin'de 300 milyona ulaşan, hatta 300 milyon aşkın bir orta sınıf var. Bu şu demek, bu insanların ciddi paraları var, alım güçleri yüksek, her türlü şeyi harcama yapmaya aç vaziyetteler. Ve bunlar Çin'de mesela geçen sene 4.4 milyar turistik seyahat olmuş. Yani bir iç turizm şeyin içerisinde. Yani bir Çinli aşağı yukarı senede 4 kere seyahat etmiş. Bu büyük bir rakam, büyük bir zenginlik. Oralardan inşallah yeni kapılar açacağız. Ayrıca mesela Vietnam ve Kamboçya ikinci kategori olarak orasının da çok ciddi bir imkanı var. Geçen haftaki toplantılarımız, çalışmalarımız çok verimli geçti. 2018 yılı Çin'de Türkiye yılı olacak. 50'ye yakın faaliyet yapacağız Çin'de, farklı şehirlerinde. Pekin'de, Şanghay'da, Chengdu'da, birçok şehirlerde farklı etkinliklerimiz olacak. Türk kültürünü tanıtacağız. Birincisi bu, yani pazar çeşitlendirmesi. Mesela Endonezya Turizm Bakanı ile konuşmamızda şu, bir yandan da turizm sektöründeki arkadaşlara bunu söylüyorum ki çalışmalarını yapsınlar diye. Endonezya Turizm Canlı Bakanı... Canlı yayında talimat veriyor. Estağfurullah, yok hayır. Özel sektördeki arkadaşlara söylüyorum. Bizim arkadaşlar gereğini yapıyorlar zaten. Şimdi 300 milyona yakın bir nüfus Endonezya'nın ve çok ciddi umre ve hac seyahati yapıyorlar. Bakan Bey dedi ki ya umreye gelirken iki gün İstanbul'da dursunlar. Hatta iki günde Kudüs ziyaretini planlayalım. Böylece bir paket program. İşte bu pazar çeşitlenmesini sağlamak için işte diyelim Gürcistan, Azerbaycan'la ortak bir takım yeni paketlerin oluşturulması. Pazarları çeşitlendireceğiz. İkincisi ve en az bunun kadar önemlisi ise ürünleri çeşitlendirmek lazım. Evet, muhteşem sahiller sabah gelirken de gördük ama sadece deniz, güneş, kum yetmiyor. Türkiye dünyada hiçbir ülkenin olmadığı kadar çok turizm çeşitliliğine sahip. Dağ turizmi, efendim kaplıca turizmi, sağlık turizmi, tarih turizmi, ayrıca kongre turizmi, Türkiye'de inanç turizmi. Mesela Çinliler Kapadokya'ya, Safranbolu'ya vesaire bayılıyorlar. Yani bu tür alanlarda mesela diyelim ki spor kulüpleri için gelip burada kamp yapabilecekleri alanların olduğu çok güzel spor turizmi imkanları. En az 10-11 alanda dünya çapında rekabet edebilecek imkana sahibiz. Ayrıca kış turizmi, dağlarımız, yayla turizmi, Karadeniz'in bütün o güzelim yaylaları, bütün bunların üzerine tek tek çalışıyoruz. Ve kısa bir süre içerisinde sonuç alacak şekilde ürün çeşitlendirmesini de inşallah yapacağız. Türkiye her şeye rağmen işte bu sene, önümüzdeki sene 2018'de yeniden dünyanın turizmde ilk altısı arasına girecektir. Hedefimiz ilk üçe sokabilmektir Türkiye'yi.
Bunun içinde 2014'ü 2018'de yakalayabilecek miyiz? Yani zirveyi yani. Tam 2019'da mutlaka yakalayacağız inşallah. Ama 2018'de 2014 rakamlarına yaklaşacağız. Hedefimiz yakın bir süre içerisinde Türkiye'de 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm gelirine ulaşmak. Bu sene turist sayısı arttı ama gelir düştü diye bir şey var, doğru Şöyle mu? Turist başına harcamanın düştüğü doğrudur, evet. O zaman yani sayıdan çok biz şeye bakmayacak mıyız, ekonomik getirisine? Doğru, yani ikisi birden, sayı da önemli. Nihayetinde insanlar, şimdi mesela Almanlar bu kadar siyaseten Türkiye aleyhine laf söyleniyor, ediliyor. Sırf İstanbul'a gelen Alman turist sayısı şu ana kadar 680 bin kişi. Düştü değil mi? Hayır, düştü de geliyor. Yani 680 bin turist gelmeye devam ediyor. Ama eskiye göre de düştü. Avrupa'dan düştü. Gelen. Eyvallah ama bunlara sonuçta artacak. Şunu söylemek istiyorum. Gelsin. Tabii ki yüksek harcama yapanlar. Mesela kaplıca turizmi çok yüksek harcamanın olduğu bir sektör. Oranın artmasını isteriz. Kongre turizmi çok yüksek harcamanın olduğu bir alan. Kış turizmi aynı şekilde. Ama sonuçta sayının artması da önemlidir. Yani sayı artmasın, harcamayan gelmesin yerine. Gelsin, eyvallah. Ama mühim olan onların daha çok Türkiye'de para bırakabilecekleri ürünleri ortaya koyabilmemizdir. Evet. Bu Avrupa'yla yaşanan gerilimler de tetikliyor tabii, değil mi bu? Yani azalmasını Türkiye'de... Sadece Avrupa gerilim diye. Şimdi o işin bir parçası. Rus uçağının düşmüş olması. Rusya'yla yaşadığımız gerilim 2015. Onu unutmamak lazım. Türkiye'de 2014-2015'te patlayan birçok bombalar... Terör. Bunları terörün azmış, azdırılmış olması. 2016'da zirve yaptı. 2016'da bu az bir olay değildir. Ayrıca sadece Avrupa olarak görmememiz lazım. Bir karanlık oda, bir karanlık lobi, İslam karşıtlığı, yabancı karşıtlığı ve Türkiye düşmanlığı üzerinden siyaset geliştiriyor. Avrupa'da geçtiğimiz yıllarda hala devam ediyor işte. Bugün Alman seçimleri var. Bu içeride seçimlerin var olması maalesef somut olarak Türkiye karşıtlığının artmasına neden oldu. Çünkü görünen bir şey, Avrupa'da yabancı olarak gördükleri unsurlardan birisi Türkler. Türkiye'nin çok ciddi bir şekilde bağımsız bir politika ortaya koyması, dünyaya birçok alanda söz söyleyebilecek bir ülke konumuna gelmiş olması, Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerini çekinmeden çok açık bir şekilde dünya kamuoyuyla paylaşmış olması, bunları ürkütüyor. Bir takım çevreleri ürkütüyor. Bütün bu korkularının somut halini ise Türkiye karşıtlığı ve Erdoğan düşmanlığı olarak ortaya koyuyorlar. Bunun tabii ki turizme yansıması kaçınılmazdır. Bunları kaçınılmaz olarak görüyoruz. Ancak yeni dönemde şunu da ifade ediyoruz. Ülkeler arasında siyasi farklılıklar olabilir. Ama kültür ve turizm, bakanlığımızın adı, ikisi birbirinden ayrı ama birbirini etkileyen iki alan. Kültürel zenginliğimizi ve turizm açısından zenginliğimizi, bu kadar engin bir turizm potansiyeline sahip olmamızı aslında Türkiye'ye karşı bu operasyonların, İslam karşıtı bu operasyonların önlenmesi için de bir araç olarak kullanmamız lazım. Yani kültür ve turizmi inşallah tamam. Önümüzdeki dönemde bir soft power, bir yerin yumuşak tanıyın, güç olarak görün, yumuşak güç olarak kullanacağız ve böylece bu düşmanlıkların azaltılması için de önemli bir vesile haline getireceğiz. Sanıyorum Araplardan bir talep arttı son dönemde ama Araplara karşı da içeride bir düşmanlık, hasmane tutum, böyle bir tutum sergileyen bir kesim de var, değil mi? Böyle küçük gören, hakir gören, gelmesin diyen falan. Orada bir şey görüyor musunuz? Yok, yani bunlar bu tür yanlış bir takım duygular içerisinde olanlar olabilir ama Türkiye'de Arap dostlarımız da Türkiye'ye karşı ilgileri artmaya başladı. Bunlar işte alternatif turizm ürünlerini artırarak, destinasyonları çeşitlendirerek Arapların daha fazla geleceği. Mesela Karadeniz'deki yayla turizmi çok ciddi bir şekilde Arapların ilgisini çekiyor. Yine burada hiç önceden gelmedikleri alanlar, deniz turizminin ya da Antalya çevresinin de yeniden Araplar tarafından bir şekilde artık gelinen yerler haline döndüğünü görüyoruz. Türkiye'de her zaman böyle bir takım marjinal görüşler ve davranışlar olur. Nihayetinde 81 milyonluk nüfusu olan bir ülkeyiz. Ama halkımızın büyük bir kısmı sadece turisttir, bize para getirecek, ekonomimize katkısı bulacak diye değil. Biz ya misafire, Tanrı misafiri gözüyle bakan bir milletiz. Hala kahir ekseriyetin bakışı bu şekildedir. Sofrasında yarım ekmeği varsa onun yarısını da onunla bölüşür. Böyle zenginliği vardır. Öyle hikayeler dinledik ki yabancı turistlerden. Yani gittiği köylerde
kendisine bazlama, gözleme, ayran, çay ikram eden, yaptığı bu ikramları sadece bir misafiri ağırlamak olarak yapan ve hiçbir şekilde bu insanlardan para pul talep etmeyen insanlarla karşılaşıyorlar ve bunları birçok yerde anlatıyorlar. Bu çok değerli bir şeydir. Hala milletimizin kayır ekseriyeti bu şekilde düşünüyor. Öyle düşünenler varsa onlar da düşüncelerini tasfiye etsinler. Onlar da marjinal. Mülk falan da alıyorlar değil mi? İstanbul'da özellikle Araplar. Efendim? Mülk tabii, alıyor, ediniyorlar. Yani mülk ediniyorlar. Kalıcı... Karadeniz'de de öyle. Yani birçok yerde mülk ediniyorlar. Biraz da onların turizmden anladıkları, geniş aile olarak geldikleri için daha rahat edebilecekleri, kendi evlerinde kalmayı katma tercih edenleri var. Peki Arap tabii, turistin? Tabii. Yani çok para harcayan turist. Tabii yani daha çok para harcıyor. Ve tabii ki biz turizm çeşitliliğimizi artırdığımız oranda daha üst sınıflardan insanlar geleceği için onların daha çok para harcaması mümkün. Peki. Bir 10 dakika civarı bir vaktimiz kaldı. Biraz da kültür meseleleri ve kültür politikalarına dönelim isterseniz. Şimdi o klasik soruyu ben sorayım yine. Yani AK Parti dönemlerinde Sayın Cumhurbaşkanı da birkaç kere söyledi. Kültür ve eğitim politikalarında yeterince başarılı olamadık. Öz eleştirisi. Siz yeni Kültür ve Turizm Bakanı oldunuz. Bu anlamda bu öz eleştiriyi neresinden tutup ne yapmayı planlıyorsunuz? Teşekkür ederim. Yani esas yapmamız gereken esas alanımız burası. Aslında sadece AK Parti'nin 15 yılındaki eksikliğinin ötesinde Türk bu topraklarda iki asırdır verilen bir siyasi mücadele var. Bunun sonucu bu kültür politikalarındaki mevcut durum. O da şudur. Türkiye'nin kanaatimce iki asırdır mücadelesi iki alanda sürüyor. Bunlardan birisi kültürel bağımsızlık. Milli kültürel bağımsızlık alanıdır. Maalesef Osmanlı Batı'nın karşısında mağlup olduğunu anladıkça Osmanlı'nın üst sınıfları, entelektüelleri, hele hele yurt dışına gönderdiği, okusunu yazsın diye yurt dışına gönderdiği insanlar orada okuyup geldikçe şöyle bir haleti ruhiye gelişti. Bizim milli kültürümüz eksiktir, yanlıştır. Bizim bu ruh köklerimizden kopmamız lazım. Onun için Batı'da kültür olarak ne varsa onu kendimiz benimsememiz, onları getirip bir üst yapı olarak bu millete monte etmemiz lazım. Türkiye'de kültür politikası deyince yakın zamanlara kadar anlaşılan buydu. Bunu Şehbenderzade Filibeli çok güzel söylüyor. Diyor ki bir İngiliz gibi raks edenimiz, bir İtalyan gibi dolaşanımız, bir Fransız gibi şarap içenimiz vardır. Ama diyor bir köprü yapacak olan mühendisimiz, uçak yapacak olan, fabrika yapacak olan bir mühendisimiz yoktur. Biz batılılaşmayı, modernleşmeyi oranın üst kurumlarının getirilip bu milletin üstüne monte edilmesi olarak algıladık. Ve devlet eliyle kültürü yeniden aşılamak ya da başka bir kültürü bu millete aşılamak şeklinde algıladık. Dolayısıyla esas sıkıntımız bu ve uzun asırlardır devam eden, uzun yıllardır devam eden bir mücadele. Bunun siyasi tarafları değişti, argümanlar değişti ama ana fikri hiç değişmedi. Bir taraf dedi ki İslam mani terakkidir. Yani bizim medeniyetimiz gelişmeye aykırıdır. Bundan kurtulalım. Diğer tarafta dedi ki hayır, biz medeniyetimizin kökleri üzerinden yeniden kültürümüzü, medeniyetimizi, değerlerimizi, sanatımızı, edebiyatımızı yeniden oluşturabiliriz. Milli bir mefküre üzerinden yeniden tasavvur ve tahayyül dünyamızı zenginleştirebiliriz. Evet. Mehmet Akif gibi, Şehbenderzade gibi, Sait Halim Paşa gibi, Eşref Edip gibi o Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş döneminin önemli isimlerini sayabiliriz. Şimdi bu mücadele aslında bugün de devam ediyor. Çok şükür büyük oranda milli olan kanat gelişmiştir ve bir şekilde bu siyasi mücadele de etkin hale gelmiştir. İkinci fikir sahipleri. İkinci alansa teknolojik ve ekonomik bağımsızlıktır. Türkiye'nin aşağı yukarı kültür alanında kendi milli kültürel bağımsızlık mücadelesiyle teknolojide bağımsızlık mücadelesi at başı gitmiştir ve birbirlerini desteklemiştir. Yani bir taraftan işte milli kültürümüzden uzaklaşmayı marifet olarak sayanlar, diğer taraftan efendim teknoloji transferi adı altında ya da ekonomik bir takım bağımlılık programları adı altında Türkiye'yi dışarıya bağımlı hale getirmeyi marifet saymışlardır. Çünkü bu adamlarla kavga gürültü etmeye gerek yok. Onlar bize hangi makineyi veriyorsa onu alalım, hangi teknolojiyi veriyorsa onu alalım demişlerdir. Hürkuş mücadelesi, Nuri Demirağ'ın o mücadelesi,
Gümüş Motor'da verilen motor yapma mücadelesi, devrim arabaları mücadelesi, TUSAŞ, TESTAŞ, TÜMOSAN, ASELSAN gibi alanlardaki mücadeleler de ekonomik ve özellikle teknolojik alanlardaki bağımsızlık mücadelemizin parçalarıdır. Şimdi bu ikisini ben birbirinden ayırmıyorum. Kendi milletimizin, medeniyetimizin değerlerine ne kadar itibar ediyorsak o kadar güçlü bir ekonomi ve o kadar güçlü bir teknolojiye sahip olacağız. Peki bu anlamda da bu kültürü yeniden oluşturuyor. Tabii ki bunu söylerken dünyadaki kültürden uzaklaşalım, oraya kapımızı kapatalım demiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Her ağaç kendi gövdesi üstünde yükselir. Hiçbir ağaç bir başka ağacın gövdesinde yükselmez. Biz farklı bir milletiz, farklı bir medeniyetiz. Bizim özelliklerimizden birisi başından itibaren batıya da doğuya da açık olmaktır. Bunlara açık olmak eyvallah ama kendi medeniyet değerlerimizi güçlendirecek şekilde bizim belgenin bir ayağı sabit, diğer ayağıyla da bütün yolda. Peki ama biraz şuradan mı acaba bu şey kaynaklanıyor? Bir çerçeve çizdiniz. Şimdi sinemada, tiyatroda, yani bu kültür politikalarında 15 yıllık AK Parti başarısız oldu derken buralarda yine at koşturan iklim, buralara hakim olan çevreler ilk pozisyonda duran çevreler. Yani o Osmanlı'nın son döneminde gidip de her şeyi taklit edip uyarlayalım diye düşünen çevreler ve o aydın meselesi sorunu sinemada, sanatta, tiyatroda her yerde devam ediyor. Yani bir eyvallah. Sizin o vizyonu bir tiyatroda, sinemada görmüyoruz. Şimdi onun için bu söylediğim bir zihniyet meselesidir. Bu zihniyeti değiştirmediğiniz takdirde o eski zihniyetle devam eden tiyatroyu izleyeceksiniz. Bu zihniyet ikliminin değişmesi lazım. Mesela bu akşamki yapılacak olan etkinlik bu açıdan önemli. Etkinliğin yapıldığı yer Türkiye'nin zenginliğini de gösteriyor. Etkinliğinin yapıldığı yer Kibira. İslam öncesindeki büyük uygarlıklardan birisi. Bu türküler uygarlığı ortaya efendim. Türküler dinleyeceğiz orada. Burada bir senfoni orkestrası, modern anlamda bir müzik grubu ama dinleyeceğimiz şeyler türküler. Yani bizim bu anlamda bir taassubumuz yok. Bütün kültürel zenginliklerin hepsini kabul ediyoruz ama sonuçta biz kendi kültürel çok daha yeri geldiği için söyleyeyim. Ya öyle zamanlar yaşamışız ki Türkiye'de 1936-38 arasında 2 yıl TRT'nin radyosundan Türk sanat musikisinin çalınması yasaklanmış. Evet. Çünkü bizim batılı olmamız lazım. Chopin'i işte bilmem Çaykovski'yi vesaireyi dinlememiz lazım zannedilmiş. Daha geçen 2 hafta öncesine kadar şehit cenazelerinde biz batılı o cenaze marşını izlemek. Şimdi Itri'ye döndük. Yani bu bir zihniyet değişimi meselesidir. Ben hatırlıyorum bir profesörün, gençlik yıllarımda Ayhan Songar'ın babasının vefatında cenazesinde işte Chopin'in müziğiyle, cenaze marşıyla kaldırılacaktı. Ayhan Songar Hoca razı olmadı ve ilim dünyasında eleştirildi. Nasıl olur da böyle modern bir şeyi babasının cenazesinde esirgedi diye. Özal'ın cenazesinde de olmuş. Olmadı. Bu zihniyeti değiştirmek. Bunu değiştiriyoruz. Bunu değiştirmek mecburiyetindeyiz. Değiştirmezsek çok açık söylüyorum. Kimse bizi adam yerine koymaz. Bizim kendimize özgü bu kültürümüzün, müziğimizin, sanatımızın, edebiyatımızın dünyaya tanıtılması da mümkün olmaz. Dolayısıyla kastettiğimiz şey budur. Bir zihniyet değişimidir. Ben son bir soru bu bağlamda sorabilir miyim? Şimdi ben de yeni duyduğum bir şey. Mesela sinema salonları bir tekel varmış orada. Bir tekel yani gelen filmleri ne kadar gösterileceğini, ne kadar tutacağını her şeyi belirleyen. Şimdi hani bu bir yani kültür meselelerine yön verme işleri biraz buralardan da yürüyor. Mesela siz Kültür Bakanı olarak bu tekeli kırma vaadinde bulunur musunuz? Şimdi önümüzde birkaç tane mevzuat yapacağımız işlerden birisi. Teferruatına girmeyeyim. Bunlardan birisi de mevzuat değişikliğidir. Mesela telif yasası, sinema yasası, teşkilat yasası gibi mevzuat değişiklikleri de son noktaya doğru geliyoruz. Bu da o. Sinema ve telif yasasında da sektörün bütün temsilcileriyle görüşmeler yapıldı. Bundan sonraki süreçte de onlarla bir şekilde son görüşler paylaşılacak. Dolayısıyla sektörün rahatsız olduğu, milletin rahatsız olduğu bütün unsurlar değiştirildi. Mühim olan şey şu. Şimdi zihniyet değişimiyle birlikte yapılacak olan şeylerden birisi de şu. Kültür ve sanat bazı grupların Zadegan'ın uğraştığı, seçkinlerin uğraştığı bir alan olmaktan çıkarılmalıdır.
Evet, kültür ve sanat bir üst yapı meselesidir ama halka dokunmayan, halkın içinde olmadığı, halka ait olmayan kültür ve sanatın da bir şey yok. Sinema mesela bu anlamda öyle. Sinemayı özendirmek için önümüzdeki hafta Cuma günü Sayın Milli Eğitim Bakanımızla birlikte İstanbul'da sinemaya gitmeyen çocuk kalmasın projesini başlatıyoruz. Beraber çocuklarla birlikte sinema izleyeceğiz. Ayla filmini inşallah orada çocuklarımıza seyrettireceğiz. Ve Türkiye'de yaklaşık 5, 6, 7, 8. sınıf öğrencileri, 1 milyon çocuğun sinemaya gitmesini sağlayacağız. Bu kültürü gerçekten kitleselleştirmek, kitlenin duygularını da kültürel alanda bereketlendirmek bizim vazifemiz olmalı. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim, Başkent Kulisi'nde sezonun ilk programını Antalya'dan yaptık. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Numan Kurtulmuş konuğumuz oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.